Şimdilik ifşa etmiyorlar. İfşa ettikleri şey azdır. Evet. evet. AKP'nin Irak işgaline destek vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Irak işgalini Amerikalılar mı? Evet Amerikalılar. AKP'yi ben ona ikna etmeye çalıştım. Bir saatten fazla Tayyip'le ben konuştum. Bunun için Ankara'ya gittim. Onu ikna edemedim de sonra beni hava kuvvetlerine çağırdılar. Ya ne anlattın ona? Bize de anlat. Anlattım. Korkma bu olacak dediler. Ben de zannettim ki doğru diyorlar. Meğersem yok. Eğer Kıbrıs'ta komünist Samsun, Nikos Samsun komünist bir ihtilale teşebbüs etmeseydi Türkiye Kıbrıs'tan bir taş alamazdı. Nikas Samsun evvela şunu söyleyeyim ki Alman Harbi nihayetinde açlık ve sefalete sürüklenen Yunanistan'da komünistler iç harp çıkardılar. Amerika'nın Alman Harbi nihayetinde üç devlete büyük bir iyiliği var. Bunun birincisi İran'dır. İkincisi Türkiye'dir. Üçüncüsü Yunanistan'dır. Ruslar Alman ordularını kovalamak bahanesiyle İran'a girdiler. Çıkmıyorlardı. Amerika'nın dayatması sonunda çıktılar. Oradan çıktıktan sonra Türkiye'den Harşit nehrine kadar Gürcistan'a vermesini istediler. Boğazların idaresine ortak olmasını istediler. Amerika Missouri, çok kısa söylüyorum birkaç suale cevap vereyim diye. Missouri zırhlısını gönderdiler. Münir Ertegün, bu Özbekler tekesinin şehin oğlu, büyük elçiydi Amerika'da. Onun cenazesini göndermek bahanesiyle gönderdiler. Amerikan harcı cenazeli Dallas, bu Missouri zırhlısı 945'te e, Türkiye'ye bir turistik seyahat yapmadı. Rus tekliflerine karşı Türkiye'nin yanındayız dedi. Bunun üzerine Ruslar Yunanistan'da şanslarını denediler komünistlere destekleyip isyan çıkardılar. Mihri Belli'nin hatıralarına bakın bizim komünistler de Yunan komünistlerine yardım etmek için gittiler. Daha da çetecilik yaptılar. Mihri Belli anlatıyor bunları. Amerika Yunan hükümetine yardımı bastı. Komünistleri mağlup etti. Komünistler ceza görmekten korkarak Kıbrıs adasına kaçtılar. Çünkü Rumca konuşulan bir yer. Kıbrıs'taki Rum çoğunluğu meydana getiren komünist Yunanlardır. O Yunanistan'daki bu ihtilale teşebbüs edenlerdir. Bundan dolayı bir din adamı olan Makarios bile Birleşik Kıbrıs hükümeti zamanında yani uzun mücadelelerden sonra Kıbrıs'ın kavga gürültü safalarını anlatmak istemiyorum. Rusya ile teşhiki mesai etti. Çünkü Komünist Akel Partisi ekseriyeti Komünist Yunanlardan teşekkül etmiş. Yunan Rum ekseriyetinin orada Rum nüfusunun nüfusun ekseriyet haline gelmesi bizim aptalca hareketlerimiz neticesindedir. Biz Kıbrıs'tan, Lozan'dan sonra Türkler bu tarafa taşıdık. Alman Harbi'nde sahillerimizde taşına, sığınan Rumları Kıbrıs'a taşıdık. Üstelik bir de hem Türk nüfusunu azalttık hem Rum nüfusunu çoğalttık. Türkler ekseriyetti. Şimdi dörtte bire düştüler. Bu ihtilalciler oraya gittiği için idarede belli ölçüde nafiz oldular. Aynen komünistler Ecevit'i destekledi, iktidar oldu. Fakat Ecevit'in komünistliğini kafi görmediler. Bir de baktık ki Ecevit adeta Amerikancı çıktı karşımıza. Realiteye eski tabirle maslahata mecburiyetle boldu. <laughs> Bu komünistler de Makarios'un Rusya ile teşki mesaisini kafi adetmeyerek tam komünist bir idare kurmak için ihtilal teşebbüsünde bulundular. İşte o zaman Amerika Küba gibi o donanması Akdeniz'de dolaşırken orada bir komünist üstü Rus taraftarı bir idare kurulmasını istemediğinden bize yeşil ışık yaktı. Girin dedi. Biz bu suretle oradan bir kısmını alabildik. Kıbrıs'ın tamamı alınacaktı. Bunu önleyen Ecevit'tir. Evet. Hükümet yıkıldığı zaman yani 74 affında 141 142 milli selametleri vermeyince Ecevit hükümeti yıktı. Çünkü Kıbrıs harekatından elde ettiği prestijle tek başıma iktidar olur hevesine kapıldı. O zaman Sanayi Bakanı olan Abdülkerim Doğru Milli Gazete'ye geldi. Bizde nasıl oldu da bu hükümet yıkıldı? Biz soralım diye gittik. Orada bir şey anlattı. Abdülkerim hala sağ. Kıbrıs harekatı başladığı zaman Ecevit Londra'daydı. İngilizlerle müzakereye gitmişti. Erbakan vekalet ediyordu. Kıbrıs harekatına cesaret edip karar veren Erbakan'dır. Yedi öldür, hakkını ver. Erbakan'dır. Ecevit alelacele geriye geldi. Amerika'da komünistlerin ihtilali bastırılınca artık durdurun harekatı diyor. Ateş kes kabul edin diyor. Çünkü onun maksadı Kıbrıs'ın Yunan'da veya bizde olması değil, komünist olmasına engel olmaktı. Nikos Samsun kaçtı, ihtilal önlendi durun. Ecevit bir toplantı yapmışlar. Londra'da gelir gelmez. Ecevit diyormuş ki ya siz insan değil misiniz? Orada her an insan ölüyor. Yani bu işi ateşkesi kabul edelim. Bunlar da diyormuş ki yani Abdülkerim ben yanında oturuyordum dedi. Koluna vurdum. Sen Yunanların başbakanımızın Türkiye'nin başbakanınızsın. Orada ölen Rum ona acıyorsun. Gerginlik oldu. Nihayet dedi ki genel kurmay başkanı da biz bu harekatı sonuna kadar yürütemeyiz diyor. Aa öyle mi? Çağıralım genel kurmay başkanını. Böyle diyorsa düşünürsün. Ara verdik. Necdet Sançar uzun boylu bir genel kurmay başkanı. Çağırdık dedi. Sayın Ecevit sizin bu harekatı sonuna kadar yürütemeyeceğinizi söylüyor. Bundan dolayı ateş ediyor. Yok öyle bir şey. 10 tane Kıbrıs alsamız gelir alır demiş o Öyle deyince Cevit demiş ki ama demiş Amerika'dan İngiltere'den her dakika bana telefon geliyor. Türkiye'nin menfaatleri bozulacak bilmem ne. Necdet Sancar demiş ki bu sizin mesuliyetinizde. Ben hükümetin Amerika ile İngiltere ile münasebeti bozduğu menfaati halel dar olur bunu bilemem. Ona siz karar verin. Ama çok istiyorsanız yarın saat 1'e kadar ateşkesi kabul etmeyin. Biz yarın akşama kadar Kıbrıs'ın tamamını alırız. Birdeki haberi duymadıkları zaten dinlemiyoruz. Burada harp var. Akşam misli Kıbrıs'ı bitiririz. Bu esas üzerine anlaşmışlar. Ertesi gün saat 1'de bir de ajans vardı. O zaman tek televizyon. Bir de ilan edecekler. Ordu da duymadım diyerek tamamını alacak, bitecek bu iş. Abdülkerim'in doğrunun anlattıklarını anlatıyorum size. Kabinede olanlar. Diyor ki o zaman 7'de televizyonda haber okunuyordu. Saat 7'de. Ben diyor Evde telefon televizyonu açtım. Yedi baktım ki Ecevit canlı yayına katılmış. Ateşkesi kabul ediyordu. Ulan benden sonra kabine bir daha toplandı da böyle bir karar mı alındı diye Erbakan'a telefon ettim dedi. Hocam benden sonra bir daha mı toplanır? Yok dedim. Ya televizyonuza açın bakın. Ecevit televizyona gitti. Canlı yayında ateşkesi kabul ediyoruz diyor. Yarın bire kadar söylemeyecekti bu sözü. Demiş ki birader karlarının yanına giderken de adamların peşinde gidemezdik ki ne yapalım yani ihanet etti. Kıbrıs'ın üçte biriyle ihticaç Ecevit'in bu ihaneti sebebiyledir. Böyle oldu halde Kıbrıs kahraman oldu. Bundan istifade ederek tek başına iktidar olurum diye düşündü. Ve Kıbrıs'a bugün üçte bir elimizde kaldı. Onu bile muhafaza güçlüklerle karşılaşıyoruz. Şimdi ben niye Kıbrıs'a girelim Şeye, Irak'a. Eğer bir sebep olmazsa kaybettiğin, Lozan'da kaybettiğin topraklardan bir taş geriye alamaz. Bir, bir sebebin olacak, bir bahanen olacak. Bak Nico Samsun'un ihtilal yapması bizim menfaatimizi Amerika ile paralel düşürdü. Biz de Kıbrıs'tan bir toprak parçası elde edebildik. Bakın size bir şey söyleyeyim. Osmanlı ilk defa 1774 Kaynarca muadesiyle büyük arazi kaybetmiştir. Kaynarca Osmanlı tarihinde bir dönüm noktasıdır. 1774 1974 200 sene biz boyuna verdik. Bir taş gösteremezsiniz aldığımızı. 1774'ten 1974'e kadar şurayı aldık diyemezsiniz. Hep verdik. İlk defa 1974'te bu talih değişti. Bir kara bir adan parçasını alabildik. Bugün 800 metre mesafede İstanköy Adası'nda Yunan bayrağı var. Antalya'nın önündeki Meyiz Adası'nda Yunan bayrağı var. Bu uzun konuşulacak bir iştir. Irak'ta da gene bir Türk unsuru var. Zulüm altında. Bu Kerkük'tür. 59'da komünist Kürtler sokaklarda bacaklarından süründürdüler. Katliam yaptılar. Benim Musul meselesi kitabımda görebilirsiniz. Türkiye sahip çıkmadı. Aynen Kıbrıs'taki zulümlere benzer. Bugün de petrol Musul vilayet adıdır. Musul petrolleri diye anılır. Petrolün çıktığı yer Kerkük'tür. Onun için oradaki Kürt oluşumu Musul'dan vazgeçmiyor. Tapu defterlerini hatırlayın kapu defterlerine haberlerde gördük kaçırdılar imha ettiler oraya 79 senesinde veya 78 senesinde Irak anayasası değişti o zamana kadar Irak anayasası Irak Kürtlerden Türklerden ve Araplardan müteşekkildir dedi. Arif bunu değiştirdi. Kürtlerden ve Araplardan müteşekkildir dedi. Kürtlere verilecek muhtariyet bölgesi içinde plebisit kabul etti. Bu plebisitte Kerküklere sordular. Arap mısın, Kürt müsün? Adamlar dedi ki ne Kürdüm ne Arap'ım ben Türk'üm bir de Türk müsün diye sor. Bu plebisit akim kaldı. Araplar doğruya adam taşıdı. Kürtler de adam taşıdı. 500 bin Kerkürtlüyü Saddam Basra'ya sürdü. Bir o kadar zengin Kürtlerin 59'daki katliamından bu Barzani'nin babası var ya halis bir Yahudidir. Asuri hicreti zamandan kalma bir Yahudidir. Yahudi destekli bu işi yapıyor. 200 sene evvel ne kadar haham yetiştirmekle maruf bir ailedir. Bunu sonra anlatırım. Yahudi desteğiyle ne yaptılarsa yaptılar. 500 bin Bağdat'ta var. Sen bu gariban insanlara Arap katlediyor, Kürt katlediyor. Sahip çıkmak için ne yapacaksın? Amerika ile beraber ikna et, kuzeyden gir. Amerikan ordusuyla birlikte gir. De ki girmek Kıbrıs'taki gibi senin emrinle oldu ama çıkmak senin emrinle olmaz. Benim burada ırktaşlarım var, Bunlar zulüm altında. Bunların bekçisi olarak kalacağım. Bunun faydası ne olur? Irak'la aramızdaki hudut dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayan anormal bir huduttur. Dağın tepesinden hudut geçer mi? Çünkü bize mümbit arazi vermek istemeyen İngilizler hududu dağların tepesinden geçirdiler. Musul vilayeti problemidir. Musul oraya kadar şamil değildi ki. Dağlar bitecekti. Düzlük arazi başladığı yerde hudut çizilseydi bugünkü sıkıntı olmazdı. Onun için 26'da Mustafa Kemal'in Musul'u peşkeş çektiği anlaşmaya baktınız mı? Kaçakçılık, suç işleyip karşılıklı kaçanlar için 7-8 tane madde var orada. Onlar da biliyor bu hududun normal olmadığını. Hududu düzeltirsin. Oradaki mazlum bir kitlenin imdadına yetişirsin. Girmek kolay ama çıkmak kolay değil dersin. Çıkmazsın. Buna Tayyip'i ikna edemedim. Kuzeyden harekata. Bazen bir düşmanın menfaatiyle paralel düşebilirsin. Mesela Erbakan'ı İsviçre'den alıp getiren Hava Kuvvetleri Kumandanı. Hususi uçağıyla. Niye? 12 Mart'ta Süleyman Demirel'i devirdi. Süleyman Demirel ilk seçimde halkın reyiyle tekrar karşımıza dikilecek. Bunu ancak Erbakan böler diye getirelim. Ona şans tanıyalım. Bak siyasette böyle dilveler vardır. Bir hasmına karşı kendine hasım olacak bir adamı hasmına karşı kullanmak için destekleyebilir. Onun için siyasette geçenler sordu ya birisi. Yahudiler bilmem üstün cesaret şey verdi de bununla hemen Tayyip Bey'i damgalayalım Yahudi taraftaydı. Bunlar çeşitli sebeplerle olur. Ledin niyatına vakıf olmadan böyle Sellem selam insanları itham etmek vebali muciptir. Söylenecek söz, söz çok. Fakat zaman bereketsiz. Allah-u Azimişan yeryüzünden ahir zamanda ilk kaldıracağı peygamber Cebrail'e sordum. Benden sonra dünyaya gelecek misin? Birkaç kere geleceğim. Birinci de Za, bereketi almak için geleceğim buyurmuş. Bir ikinci zamandan bereket gitmiştir. Onun için bu kadar laf sığdırabildik. Benim azımdan siz çoğu anlayın. Almanya'da Wiesbaden'de konuşuyordum. Birisi dedi ki Allah aşkına dur dur ben dedi bir teype alacağım bunu dedi. Ben dedim ki bütün teypler açık. Hani teyp yok burada dedi. Allah'ın teypleri açık dedim. Senin teypin aldığını tekrarlar. Allah'ın teypi aldığını çoğaltır. Bir teyp gibi ben sizin izanınıza ve kalbinize hitap ettim. Etmeye çalıştım. İnşallah o beyninizde ve kalbinizde toprağa düşen bir tohum gibi gelişme şansına malik olur. Adam bu sözünce Allah dedi, sandalyesi devrildi. Tam o anda elektrik kesildi. Almanya'da bir defa şahit oldum elektrik kesildi. Garip bir iş oldu. Bizim yılbaşındaki gibi. Ben de sizin kalbinize ve idrakinize tevdi ettim bazı hakikatleri. Siz onları çoğaltırsınız inşallah. Allah-u Azimişan bu milleti hüviyet asliyesine çevirsin Ankara'yı bu zaman inşallah. Bizleri de İslam'ın galebesi hususunda mesai sepkaden kullarından kabul buyursun. Hayırlı hizmetler nasip etsin. Sıhhatli uzun ömürler nasip etsin. Allah-u Azimüşşan buraya gelmek için kat ettiğiniz her merhale mukabilinde size bir Hacı Ekber sevabı ihsan et.